Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz duvara tuğla desen yapacağım. Yaz geldiği için evde bir takım dekorasyon ve tamir işleri yapacağım. Bunları da zaman zaman kanalımda paylaşacağım. Öncelikle altımı hazırlıyorum. 2 litre kadar suya, yaklaşık 3 kiloya yakın bir saten harcı kullanıyorum. Ama arkadaşlar dikkat edin, önce suyu koyuyorum. Onun üzerine serpiştire serpiştire, yedire yedire, bakın sallaya sallaya saten altımı koyuyorum. Bu şekilde pütürlü olmuyor. Bunu denemenizi isterim arkadaşlar. Bunu deneyebilirsiniz. Hem daha rahat oluyor. 10 dakika beklettim. 10 dakika beklettikten sonraki hali bu. Evet, duvarlara bantlar çekiyorum. Bant yardımıyla tuğla desenini vermeye çalışacağız. Önce maskeleme yapıyorum kenarlara. Arkadaşlar 15 santim genişliğinde 5 santim de yükseklik olarak ben ayarladım. Tabii size kalmış bir şey. Bu şekilde çok büyük olmuyor. Evet, kağıt bandım yetmedi arkadaşlar. Devamlı ise çocukların okulda kullandıkları bantla yaptım. Defterleri yapıştırdıkları bantla da oluyor. Fakat sökerken daha dikkatli sökmek gerekiyor. Evet, bitirdim. Evet, altımı sürmeye başladım. Her tarafa yedire yedire spatulayla altımı duvara sürüyorum. Kilo yakın alçı kullanmıştım, saten alçı, ve şu anda bayağı epey yine kaldı. Aşağıdan yukarı alçı sürmek daha kolay olduğunu fark ettim arkadaşlar. Bu kenarları sürmek zor. Deliğin kaldı mı kalmadı mı? Elinizle sürmeyin. Elimle sürdüğümde olmadı. Hem yana hem de yapıyorum ki, bu tarafa da böyle yapıyorum ki, açıkta kalan bir yer varsa, görmediğim bir yer varsa. Evet arkadaşlar, bakalım, bir saat bekleyeceğim, görelim ne olacak. Evet, yaklaşık bir saat bekledim ve bantları yavaş yavaş söküyorum. Evet, bitirdim arkadaşlar. Yaklaşık bir saatimi aldı. Fakat ben biraz pütürlü olmasını istiyorum. Hani tuğla deseni vermesini istiyorum. Bir saat daha kurumasını bekleyeceğim. Evet, bekledim ve biraz daha spatulayla üzerine alçı geçiyorum. Daha sonra bunlar da kuruyunca onları da spatulayla biraz kazıyacağım. Doğal bir taş görünümünü elde etmek istiyorum. Tabii bunları yapmayabilirsiniz. Evet, biraz kazıyorum. Daha sonra tamamen kuruyunca da boyama işlemi yapacağım. Fazlalıkları alıyorum. Evet, yaklaşık 12 saat sonraki görünümü bu. Henüz kurumadı. Tam kuruma olduktan sonra boyama işlemi yapacağım. Evet, bitirdim arkadaşlar. Biraz pütürlü olmasını istiyorsanız üzerinden tekrar bir alçıyla geçebilirsiniz. Daha sonra da onları zımparayla, artıklarını, fazla yerlerini zımparayla temizleyebilirsiniz. Bence güzel oldu. Hani ekrandan nasıl görüldüğünü farklı görebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. İlk defa yaptım arkadaşlar. Önce küçük bir yerini denemiştim. Ve tuğla desen hakkında bir fikir edinmenizi istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.